Tarihinin en aktif first lady'lerinden biriydi. Kendisi de bizzat siyasetin içindeydi. Rahşan Ecevit, eşi Bülent Ecevit'in ölümünden 14 sene sonra 97 yaşında hayata veda etti. Son isteği eşinin yanına gömülmekti Rahşan Ecevit'in. Başkan Erdoğan bu arzuyu yerine getirdi. Rahşan Ecevit yarın Kocatepe Camii'de kılınacak cenaze namazının ardından devlet mezarlığına Bülent Ecevit'in kabrinin yanı başına defnedilecek. Çoklu organ yetmezliği nedeniyle tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak vefat etmiştir. Türk siyasi tarihine adını yazdırmış Rahşan Ecevit'in ölüm haberini kurduğu partinin genel başkanı böyle duyurdu. Türk siyasetinin önemli isimlerinden Rahşan Ecevit 97 yaşındaydı ve böbrek ve akciğer yetmezliğinden Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nde tedavi görüyordu. Son zamanlarda durumu gittikçe ağırlaştı ve 97 yaşında hastanede hayatını kaybetti. Eski başbakanlardan Bülent Ecevit'in siyasi kariyerinde hep yanındaydı. Sağ kolu, yol arkadaşı, eşiydi. Aşkları dillere destandı. Ecevit eşine sevgisini ona yazdığı El Ele Büyüttük Sevgiyi şiiriyle anlatmıştı. Vefat haberini alan siyasiler hemen hastaneye koştu. Sayın Bülent Ecevit'in başbakanımızın kıymetli eşiydi. O kıymetler ikisi buluştu. Ecevit'in yanına gönderiyoruz. Hepimizin başı sağ olsun. Ecevit'in siyasi yasaklı olduğu dönemde 1985 yılında Demokratik Sol Parti'yi kurdu. Eşinin yasağı kalkana dek de partiye başkanlık etti. Yıllarca aynı yastığa baş koyduğu eşi 2006 yılında hayatını kaybedince partinin yeni yönetimiyle anlaşamadı. Demokratik Sol Halk Partisi'ni kurdu. Ancak o parti DSP'nin yerini tutamayınca Rahşan Ecevit aktif siyasetten çekildi. Şimdi şu sırada bir şey söylemeyeyim. Türk siyasi tarihinde Rahşan Affı diye bilinen 2000 yılındaki af düzenlemesinin mimarıydı. Son noktada toprakta da birlikte yatmayı çok arzu ederlerdi. Başkan Erdoğan sabah saatlerinde Aksakal'ı arayarak taziyelerini iletti ve bekledikleri haberi verdi. Rahşan Ecevit pazar günü devlet mezarlığına Karaoğlan'ın yanına defnedilecek.